Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 10 Şubat Perşembe, akşam 10.30 sonundayken yine günlük kısa vadeli analizimize başlıyoruz. Dünkü analizde e, yarın enflasyon verisi önemli demiştik yani bugün için. E, burada altın ve gümüş ve borsa tarafında bu enflasyonun önemli olduğunu aktarmıştık. Ve e, altın gümüşte hedeflerimize gelindiğini, borsada da halen yükseliş trendine devam ettiğimiz ancak direnç noktasına yaklaştığımızı ve Bitcoin'de de bir kar satışı olduğunu aktarmıştık. Özetle ise ons altından başlarsak ons altında 1835 üzerinde kalmalıyız ki güçlü trend devam etsin demiştik dün. 1825 üzerinde kalmamız ise trendin halen yukarı doğru devam ettiğini bizlere gösterir demiştik. Enflasyon verisi çok önemli demiştik. Enflasyon verisi eğer 7.3'ten fazla olursa altın, gümüş ve borsalara yani altın, gümüş, ons ve borsalara olumsuz etkiler. 7.3'ün altında gelirse altın, gümüş, ons ve borsalara olumlu etkiler diye düşünüyorum diye görüşümü belirtmişti. Gram altında 796 üzerinde kaldıkça yön yukarı. 800 TL'ler üzerinde kalmamız gerekli ki yine 800-805 aralığı hedef olmaya devam etsin diye aktarmıştık. Peki şimdi şu an günlük grafiğe bakalım. Onsalt'ın grafiğinde arkadaşlar böyle bir tablo var karşımızda ve bu tabloya baktığımızda 5 dakikalık grafiğe geçersek 16.30'da enflasyon verisi açıklandıktan sonra 1821'lere düştük arkadaşlar ve sonrasında tekrar 1837'lere sonra 1825 sonra 1841 sonra 1830'lar civarında şu an geziniyoruz yani olan dışı hareketler var şu an piyasalarda. Bu veri önemli olduğu için neden ben böyle düşünüyorum demiştim arkadaşlar yüzde yedi buçuk geldi arkadaşlar bugünkü enflasyon yedi buçuk yüzde yedi buçuk geldi kaç bekleniyordu yüzde yedi pardon arkadaşlar şimdi düzgün yazalım yüzde yedi bekleniyordu ve yedi buçuk geldi yani beklenenden fazla geldi beklenenden fazla gelmesi demek halen enflasyonun Amerika'da yani son 40 yılın enflasyonu geldi. 1982'den beri gelen en yüksek aylık enflasyon arkadaşlar bu. Yani bizim burada e, ABD'nin bastığı paralar aslında e, ABD'nin başına hatta dünyanın başına bela oluyor enflasyon olarak geri döndüğü için. Yani <laughs> bu para basma olayını dizginlemek için ilk etapta faiz artışı sonra da parayı kısmak için arkadaşlar bilançolarını küçültecek FED piyasadan topladıklarını e, küçültmek için arkadaşlar. Dolayısıyla burada enflasyon yüksek gelmesi demek bu faiz artışlarının ve bilanço küçülmesinin daha da hızlanıyor manasına geldiği için bu da e, para basılarak arkadaşlar şöyle göstereyim aylık bazda bakın para basılarak biz e, 2020'lerin başından 1400 dolardan 1900-2000 dolarlara geldik altın onsta ve diğer borsalar ve gümüşte de bu durumu yaşamıştık. Dolayısıyla para basma olayı bittikten sonra zaten burada düşüş gelmişti. Ve şu an onun etkisi yavaş yavaş bitiyor. Tabii ki bir dip noktası var. 1680'ler veya 1580'ler civarında bir bölge demiştik uzun vadede. Bizi takip edenler hatırlarlar. Dolayısıyla gözüken o ki burada Artık 1580-1600'ler çok güçlü bir dip bölgesi. Eğer aşağı doğru gelse bile bu noktalardan tutunacak gibi gözüküyor benim görüşüm. Ee, ama biz burada eğer bu e, artış hızlanırsa, çok sert faiz artışları gelirse burada bir miktar daha aşağı gelebiliriz. Bunu fiyatlıyor. Enflasyonun yüksek gelmesi bu sebeple olumsuz etkiler diye sizlere aktarmıştık. Bunun mantığı buydu. Bazı arkadaşlar... E şunu söylüyor enflasyon yüksek gelmesiyle beraber enflasyon baskıyla beraber yukarı gitmez mi altın doğru gider ama burada e, o denge noktasını Tabii ki bilemiyoruz e, bunu belki FED e, elindeki araçlarla görüyordur bunu bizim bilmemiz mümkün değil Merkez bankaları belki biliyor olabilir ama şöyle bir durum var e, burada paranın bastığı e, durumla e, onsun yukarı gitmesi mi daha e, baskın bu harekette Yoksa enflasyonun bize yukarı taşıması mı? Eğer burada paranın e, halen e, şu an faizler arkadaşlar artırılmadığı için halen basılan paranın etkisi olduğu için bunun etkisi mi daha büyük yoksa dediğim gibi enflasyonun mu? E, enflasyon yüksek geldikçe burada altın aşağı doğru gitmeye devam ediyorsa demek ki halen bu para basma ortamı bize baskın olarak gözüküyor diyebiliriz. Dolayısıyla e, bunu o şekilde değerlendirmek ve piyasayı o şekilde değerlendirmek e, gerekiyor diye düşünüyorum. Şu an için arkadaşlar ben e, yani bugün belki şu an denge noktasındayız. Halen yükseliş trendi devam ediyor mu derseniz evet devam ediyor. Ancak e, bitmiş değil yarın cuma haftanın son günü risklerin alınmayacağı bir gün olabilir. Dolayısıyla Buradaki yatırımcı, büyük yatırımcı muhtemelen burada piyasaya çıktı. Bakın şu hareketler çok kolay yaratılacak bir olay değil arkadaşlar. Burada büyük yatırımcıların ben mal değiştirdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki hareketleri küçümsememek gerekiyor. Her türlü fake hareketler yani ters hareketler olabilir. Bu gibi veriler sonrasında sizlere sizden... Göstere göstere bu hareketlerin sonucunu e, yapmazlar. Yani burada patır kütür zaten kaç gündür e, enflasyonun yüksek geleceği söyleniyor. Patır kütür aşağı götürmezler. Veya patır kütür yukarı götürmezler. Önce eğer e, malını satamadıysa burada yukarı yapıp tekrar aşağı satarlar. Veya malını aşağıdan toplamak istiyorsa aşağı doğru götürüp siz satarsanız sonra tekrar yukarı götürürler. Onlar arkadaşlar sizin yaptığınız kademeleri, e, derinlikleri görüyorlar. Dolayısıyla burada bizim trendi takip etmemiz lazım. O da nasıl oluyor? Arkadaşlar tabii ki teknik analizle e, biz bunu takip ediyoruz. İndikatörlerimize baktığımızda arkadaşlar ben burada halen risk görüyorum. Yükseliş trendi devam ediyor ama burada bir zayıflama söz konusu e, ve yarın için arkadaşlar burada üzerinde kalmamız gereken seviyeyi ben 1830'lar civarındaki bir bölge olarak e, görüyorum. Hatta tam noktayı da Fibo olarak koyabiliriz diye düşünüyorum. Evet 1828'ler arkadaşlar 1828'lerin üzerinde kaldıkça 10's altında bir sorun yok bakın yükseş trendimiz burası ve 10's altında sinyal tablomuzda da 1800'den bir yükseş başladığını aktarmıştık. Bugün 1841'lere gelmiş vaziyetteyiz. test ettik çok kısa görüldü ama biz bunları e, nereleri söylemiştik 1838'leri söylemiştik oraları da test ettik dün de neredeyse test ettik bugün de gördük. Ama yine de arkadaşlar burada ben şu topaç türündeki bir mum türüdür. Şu an bir kararsız bir durum olduğunu bizlere gösteriyor. Dolayısıyla yani henüz karar verilmemiş olabilir trendin gidişatına dair. Yani burada iki tane şey olacak şey arkadaşlar belli. Bakın burada bir kararsızlık durumu varmış. Beklemiş devam etmiş trende devam etmiş. Yine aynı şekilde bakın bekleyip devam mı edecek yoksa artık yarından sonra aşağı dönüp e belki de 1795'leri mi test edecek bunu görmeniz gerekiyor. Eğer elinde e, mal olan arkadaşlar varsa onları önerim 1828 seviyesini takip etsinler. Bu seviyenin üzerinde kapanışlarla beraber yukarı doğru hedeflemek yine mümkün olacaktır. En azından 1837'ler fırsatı verilebilir diye düşünüyorum. Ama indikatörlere baktığımda dediğim gibi 1828'in kırılma ihtimali var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yine aynı şeyler bu söylediğim şeyler arkadaşlar. Ons gümüşte de geçerli. Birazdan onun da detayına gireceğiz ama bu kadar geniş konuşmayacağım. 8 dakika ons altına konuşmuş olduk. Şimdi gram altına geçelim. Gram altın <laughs> sinyal tablosuna baktığımızda 778'den bir yükseliş trendimiz başlamıştı ve 801,5'lara kadar geldik. Şimdi teknik olarak bugünkü durumuna bakarsak evet e, dün de buradaki özetle duruyor. 796 üzerinde kalmamız gerekiyor demiştik arkadaşlar yükseliş trendinin devam için ve 800 805 TL 796 üzerinde kaldıkça devam eder. Kaldı ki yine bugün 800.7'leri test etmişiz ama yine 3 gündür geçemediğimiz bir bölge var. Bakın arkadaşlar geçemedik ve bugün de ben 796'ların altında bir kapanış gelme olasılığı şu an çok yüksek ve dolayısıyla bu noktadan bir düşüş trendine doğru giriyoruz diye düşünüyorum. Ee, Şimdi bu sinyali girelim eğer bir e, iptal durumu olursa bunu güncelleriz ancak şu an 796'lardan aşağı doğru bir trend başlama olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Kapanışla beraber tekrar değerlendiririz. Ee, bunu nota aldık. Ons altında halen yükseliş trendi devam ettiği için ona dokunmadım. Ee, gümüşe geçiyoruz arkadaşlar. Pardon özetimizi yapmadık. Özetimizi hemen yapalım. <laughs> Ons altında bugün enflasyon verisi yüksek gelmesi ile biraz gevşedik. Ancak 1828 üzerinde Kaldıkça yön yukarı buraya dikkat diyelim. Ee, destek dirençleri de 1835, 1832, 1828, 1818 yazalım. Direnç bölgesinde ise 1841, 1838, 1841, 1850. Ee, yine çok fazla direncin olduğu bölge ama yine de yazalım. Evet gram altında 796'dan bugün düşüş trendi başlıyor gibi ee, ve 793 altında kaldıkça Hatta 794 diyelim yön aşağı diyebiliriz destek 790 2, 790, 785, 780 direnç ise arkadaşlar burada 795, 800, 803, 805, 810. Şimdi dün de söylediğimiz gibi eğer arkadaşlar buradaki düşüş trendi bugün teyitlenecek gibi gözüküyor. Teyitlenirse arkadaşlar buradaki hedefimizin 780'ler civarında bir bölge olacağını buranın da sağlam bir destek olduğundan bahsetmiştik. Bakalım 782-80 bölgesi gelecek mi bunları da takip edeceğiz diyebilirim. Peki şimdi gümüş tarafına e, Geçebiliriz unutmadık herhalde bir şey Peki ons gümüş sinyaline baktığımızda da 22.55'ten başlamıştı Sinyalimiz ve 23.7'lere kadar geldik ani bir iğne atsak da e, Şu anki doji e, mum türünü bilenler bilir e, gördüğünüz gibi bir doji oluşmuş durumda Peki Şimdi e, ons gümüş grafiğini açtık. Bakın bir sarı bölgemiz vardı. Bu sarı bölge hedef noktamızda 20.5'ten başlayan yükselişten sonra e, halen bu sarı bölgenin içerisinde kaldık. Bakın üzerine çıksak da yine sarı bölgenin içerisinde kalmaya devam ediyoruz. 23.3 ile 23 dolar arasında kalmaya devam ediyoruz diye e, söylemek mümkün. 23.2 dolar üzerinde kaldıkça arkadaşlar burada yükseliş trendi devam eder diye düşünüyorum. Yine Fibo seviyelerini atmaya çalışalım. İğne atmışız ama yine de faydalı olabilir. Evet 23.3'ler çıktı karşıma. Ee, şöyle diyelim. 23.25 dolar üzerinde kalmaya devam etmemiz gerekiyor. Bazı indikatörlerde yine ons altında olduğu gibi e, tepe noktalarda lütfen dikkat edin arkadaşlar. Ee, burada yine trend dönüşü Olma ihtimali yarım var. Ee, kısa vade için yine dediğim nokta arkadaşlar 23.25 seviyesinin altında kapanış. Tabii ki tek gösterge bu değil ama bu seviyenin altında bir kapanış bizi en azından 22.8'lere doğru bir geri çekilme yaratabilir diye düşünüyorum. Ee, şimdi buraya da kaydettikten sonra gram gümüş tarafına geçelim. Oradaki sinyal 9.75'ten başlamıştı. Yükseliş sinyalimiz. Ve nereye geldik? 10.27 arkadaşlar seviyesi test edilmiş durumda. Ee, çok güzel bir e, sinyalin olduğunu düşünüyorum. Bu başarılı olduğunu düşünüyorum bu sinyalinde. Şu an 10.10'lardayız. Dünkü özet burada duruyor. İsterseniz buradan da okuyalım. Fark etmez benim için. Evet. Burada da arkadaşlar ons gümüşte 23 dolar e, yükseliş trendinin kritik noktası. Ancak yarın 23.4'ler kırılmalı ki güçlü trend devam etsin. E, demin de gösterdiğimiz şekilde 23.4'ün şu an altındayız. Demek ki trendimiz biraz zayıfladı. E, gördüğünüz gibi zaten bir doji oluşmuştu. Aksi taktirde 23 dolara bir kar satış olur demiştik. O da oldu zaten e, kısa vadede bir geri çekilme oldu ama şu an e, yine de o noktadan toparlama olmuş. Gram gümüşte ise 10.20'ler yarın kırılmalı. Aksi taktirde aynı şekilde 10.10'a geri çekilme olur demişiz. Şu an kaçız? 10.10 10. bu da e, mantıklı gözüküyor. 10.10 10 üzerinde kaldıkça da trend e, yönü yukarı demişiz arkadaşlar. Bu da baktığımda doğru. 10.10 10 üzerinde kaldıkça yarın da aynı şekilde geçerli diye düşünüyorum. E, bu yükseliş trend devam eder. E, burada gram altına göre daha güçlü bir trend var. Ama eğer gram altında düşüş trendi başlarsa gram gümüşte çeker mi aşağı kendisini bir gün sonra veya iki gün sonra bunu da sizin yorumunuza bırakalım arkadaşlar. Şimdi özetimizi yapalım. Ons gümüşte 23.25 üzerinde kaldıkça yön yukarı ancak göstergeler ve fiyat zayıfladı. E, ee, güçlü değil yani demek istediğim. Destek burada 23, 22.8, 22.6. Direnç ise 23.3, 23.6, 23.8. Gram gümüşte e, 10-20 kapanışı olmadığı için bugün biraz Kar satışı geldi. Ancak 10.10 .10 üzerinde kaldıkça yön yukarı. E, on, bu seviyeyi arkadaşlar dediğim gibi e, çok dikkatli bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. 10.10, 10.08 10 çok önemli değil. Bu bölge bizim için kritik pivot nokta. E, nasıl anlarsanız o şekilde takip etmenizi öneririm. Peki destek 10.10. .10. 10.05 10 TL 9.95 ee, Evet 9.90 da burada sağlam destek olarak gözüküyor. Ee, daha altta rakamlar var. 9.85 gibi ama şimdilik yazmayalım bence. Direnç 10.17 10.20 10.25 10.38 seviyeni yazabiliriz. Evet gümüş özetinde tamamladık şimdi dolara geçelim dolardaki dünkü özetimizi okursak bu da arkadaşlar e, bazen investing'e ben güvenmiyorum e, gram gümüş konusunda buradaki gra grafiğe de baktığımızda son iki günde iki tane doji attığını bizlere gösteriyor o da çok hoş değil bildiğiniz gibi. Dolar tl'de de dünkü özette bayağı bir yazmışız. Dolar TL'de bugün zayıf bir hareket vardı. Hafif yükseliş trendi bozuluyor. 13.56 altında kapanış bizi 13.45'lere doğru götürebilir demişiz. Ve şu anki dolar grafiğini açıyoruz arkadaşlar. 13.51'ler seviyesindeyiz. Ancak biraz yaklaşıp bakarsak bugün gördüğümüz en düşük seviye hatta 5 dakikalık grafiğe geçersek. 5 dakikalık grafiğe bakarsak arkadaşlar Bundan 20 dakika önce 13:46'lar 13:45'leri test etmiş durumdayız. E, Dolar TL grafiği e, bizim tam da beklediğimiz şekilde günlük bazda 13:56 altında kapanış yapmasıyla beraber 13:45'ler orta çizgi desteğine geldi ve orayı test etti ve şu an çok ilginçtir gördüğünüz gibi arkadaşlar oradan bir e, tepki alımı gelmiş vaziyette diye söyleyebilirim. Yarınki enflasyon verisi enflasyon yüksek gelirse dolar tl yükselir demiştik arkadaşlar. Burada 13.50'ler civarından 13.55'lere kadar yükselebildi. ama dünyada arkadaşlar dolar endeksi ve ABD tahvilleri arkadaşlar yükseldi. Onu da şöyle gösterelim. ABD 10 yıllıklarını açarsak ABD 10 yıllıklarını açtığımızda gördüğünüz gibi burada çok sert bir yükseliş var. 202'lere yükseldi burada ABD faizleri. Dolar endeksine baktığımızda da arkadaşlar dolar endeksinde de ilginç bir durum var. Ee, yine önce önce yukarı gitti 96'lara sonra tekrar aşağı geldi 95'e. Şimdi tekrar 95,5'lere gidiyor. Dolayısıyla burada çok sağlıklı bir piyasa yok. Ons altın grafiğinde ve ons gümüş grafiğinde söylediğim gibi Burada piyasa henüz dengeyi bulmaya çalışıyor, bulamamış olabilir. Ama faizler burada çok net olduğu için faiz algısı olduğu için orada çok net bir şekilde bir yükseliş var. Dolar endeksi arkadaşlar burada bir zigzag yapıyor. O da dolar TL'nin aslında biraz dalgalanmasına yol açıyor. Kaldı ki zaten biliyorsunuz burada uzun zamandır bir stabil bir durum olduğu için ondan dolayı da çok fazla bant hareketi yapamıyor bunun dışında. Yani şuradaki çizmiştik hatırlarsanız direnç bölgemizi dün. Destek bölgemizde böyle çizmiştik. Bir de orta çizgi atmıştık. Orta çizgiyi de böyle koymuştuk ve 13.45, 13.46 çok önemli değil. Bu bölgeye baktığımızda arkadaşlar burayı test ettik. Ee, buradan dönüp yukarı doğru gidecek mi? 13.65'lere doğru bir hareket mi olacak? Veya daha aşağılar belki 13.62'lere. Yoksa 13.45'ler kırılıp Burada 13-25'ler 30'lara doğru gidecek Bunu takip etmemiz gerekiyor. Kaldı ki yanlış hatırlamıyorsam dün de dolar günlük sinyal tablosunda hafif düşüş e, trendinin e, arkadaşlar burada zayıf düşüş trendinin başlayabileceğini 13 55 56 diye hatta düzelteceğiz demiştik hatırlarsanız. E, burada soru işareti bırakmıştık ama kapanışla beraber e, 13-52'lerde oldu ve yani burada dediğim gibi çok güçlü bir düşüş trendi değil bu. Ama yine de bizim kanalımızın alt noktasına Orta noktasına Özür diliyorum arkadaşlar düzeltiyorum Orta noktasına gelmeyi başardı Daha alt noktaya gitmesi için arkadaşlar daha farklı şeyler olması gerekiyor Hafta sonu Bakan Nebati'nin açıklamaları olacağı söyleniyor e, Bu Yani yastık altındaki altınların gelmesiyle beraber Aşağı gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar ama bunun piyasanın Nasıl algılayacağı neler açıklayacağı önemli Yani benim e, Düşüncem şöyle bir 15-20 gün içerisinde bunun etkisi olabilecektir diye düşünüyorum. Eğer yurt dışında bu dolar endeksi ve faiz olayları e, dolar tl'yi bozmazsa birazcık daha aşağı gelebiliriz. Ama bizim asıl olarak olayımız 13-25'ler bölgesi. Eğer orası kırılmazsa arkadaşlar burada daha alt noktaları 11.80'leri 12.80'leri görmemiz mümkün olmayacaktır. E, şu an sadece bu kanal içerisinde da, alıp e, veriyorlar. Şimdi şöyle bir durum var bir de benim düşüncem. Üst taraftan almak isteyenlere burada bir baskı geliyor. Alt taraftan daha alt noktalarda almak isteyenler için de fırsat verilmiyor. E, ve Merkez Bankası rezervlerini arkadaşlar eksi rezervlerini de bu noktadan da tamamlamaya çalışıyor. Dolayısıyla bu kanal içerisinde dolar tl hapsedilmiş bir durumda kaldığını sizlere söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu kanalın dışına çıkmadıkça çok fazla takip etmeye gerek yok. Dolayısıyla 13.53 altında kaldıkça dolar TL'de hafif düşüş trendi devam eder diye sizlere özetlemek istiyorum. Dolar TL'de 13.53 altında kaldıkça hafif düşüş trendi devam eder. 13.45 test edildi, başarılı sinyal ve burası kırılırsa 13.30 13.25 arası gelebilir. Ancak burada burası kırılmazsa tekrar 13.60 beklerim. Peki destek 13.45 13.38 13.35 13 33 13 25 13 20 onu yazmayacağım. Direnç bölgesi ise arkadaşlar 13 55 13 58 13 60 13 65 yani çok fazla destek direnç bölgesi olduğu için bunları da yazmak durumdayım Evet bu yazı yine küçük kaldı. Büyütüyorum. Ee, evet hafif düştürende dün başlamıştı ve şu an kanal alt noktası 13.45'leri zorluyoruz. Orta noktası tekrardan düzeltiyorum. Onu da yazalım. Kanalın orta noktası. Evet kaydettik arkadaşlar. Şimdi borsa tarafına geçebiliriz diye düşünüyorum. Borsa tarafına geçtiğimizde. Şu an için arkadaşlar 2038'ler civarında kapattık. E, dünkü özette e, burada yükseliş trendinin e, 2000... 3'ler üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin güçlü bir şekilde devam edeceğini, 2008'ler üzerinde kaldıkça da yükseliş trendinin devam edeceğinden bahsetmiştik. Halen yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Ancak burada bizim şuradaki bakın fibo seviyemiz 2055'lerden geçiyordu ve bugün gördüğümüz en yüksek seviye 2055'ler. Yani biz bu seviyeyi geçemedik. Ve bir alt noktaya geldik o alt noktada 2029'lar o seviyeyi de test ettik orayı da kıramadık tekrardan yukarı doğru çıktık ve bir önceki e, günün kapanış noktasının biraz altında kapattık. Dolayısıyla burada arkadaşlar takip edeceğimiz nokta artık bakın bir alt noktadaki Fibo seviyesi yani 2017-2020 seviyesine doğru bir geri çekilme olması yarın mümkün olabilir arkadaşlar baktığımızda. Bunu 5 saatlik grafikte gözlemleyebiliriz. Burada 2042 seviyesinin altında bir kapanış olması eğer yarın da şunu da söyleyelim 2035'lerin de altında bir kapanış görürsek burada hareketin biraz daha sertleşerek 2020'ler hatta 2000 e, 2100'lere doğru bir pardon 2010'lara doğru bir hareket olabilir arkadaşlar buradaki indikatörler bunu destekliyor. Saatlik grafiğe baktığımızda zaten burada bir düşüş trendi başlamış gözüküyor. Hatta şöyle bir bakış koyabiliriz. Bakın buradaki trend kırılımı var. şu hareketi de çizersek belki şunu da hadi hesaba katarsak şuradaki kanalı bir iç kanal olarak kabul edebiliriz. Buradaki kama kırılmış olabilir arkadaşlar ve üstteki direnç çizgileri de çizersek şöyle bir kanal oluşacak. Bu kanalın alt noktası da gördüğünüz gibi yine 2028'ler 25'ler. Ayrıca burası da yine daha önceki yakın vadede bir destek bölgesi. Dolayısıyla 2028'ler 2027'ler bölgesine doğru bir iniş. Sonra oradan toparlayıp yönümüzü yukarı çevirecek miyiz? Yoksa daha alt noktalara Düzeltme mi yapacağız bunu yarın ve pazartesi muhtemelen göreceğiz diye ben düşünüyorum. Şimdi yurt dışındaki piyasalara e, ABD piyasalarına baktığımızda da son durumda arkadaşlar e, satıcılıydı. E, çok iyi bir durum yoktu hatta şöyle ben de bir bakayım elimdeki piyasaya e, şöyle bir değerlendirelim. Evet yurt dışı piyasalara baktığımızda arkadaşlar şu an Dow Jones 1.42 aşağıda. E, Vadeliler 1.62 aşağıda. E, dolayısıyla e, bizim BIST de e, akşam seansında, seansında Viyop da aşağıda olduğu için burada e, pazartesi açılış negatif olabilir. Eğer pazartesi sabah olumlu bir durum oluşmazsa burada e, arkadaşlar dediğim gibi 2020'ler, 2080'ler arasındaki bir bölge. O bölgeyi de çizelim. 2028'de şu bölgeyle Evet bu bölge arkadaşlar pazartesi test edilebilir. Bunu takip edeceğiz sizlerle beraber. Borsa analizini şimdilik bitiriyoruz. Ancak yükseliş trendi burada devam ediyor. 2020 seviyesinin üzerinde kaldıkça yükseliş de devam eder diye düşünüyorum. Ee, bakalım bu düzeltmesini yaptıktan sonra yoluna devam edecek. edecek? Buradaki 2006 ve 100 seviyesinin 2060 arkadaşlar düzeltiyorum. 2060 veya 2100 seviyesini mi test etmeye gidecek ee, bu düzeltmeden sonra? Yoksa arkadaşlar daha alt bölgede 1980-2000 bölgesini mi test edecek? Bunu pazartesi, salı anlayacağız diye düşünüyor. Indikatörlerde de halen yükseliş trendi devam ediyor ama dikkat, dikkatli olmakta fayda var. Peki Bitcoin tarafına geçtik. Bitcoin tarafında da arkadaşlar burada yine e, de, demiştik ki 43 binler üzerinde kaldıkça bizim yeniden 45 binleri test edebiliriz demiştik. Sadece düzeltme olduğunu aktarmıştık videonun başlığında olduğu gibi dünkü analizin. Ve bu e, düzeltmeden sonra arkadaşlar hala yükseliş devam ediyor mu diye sorarsanız ben, bence ediyor arkadaşlar göstergelere baktığımızda. Ee, ancak burada 45.500'ler geçilmediği sürece tekrardan bizim 43.000'lere gelme ihtimalimiz var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yine bugünkü ABD enflasyon verisinden sonra ben de bakmadım. Sizlerle sizlerle beraber ben de ilk defa bakacağım Bitcoin grafiğine. 5 dakikalık grafiği açarsak 16.30'da neler olmuş? Bakın burada 45 binlerden 43 binlere gelmişiz. Sonra tekrar 45 bin 800'e Tekrar gelmişiz. Yine bir aldatmaca hareket olabilir. Ons altın, borsa e, hatta dolar endeksi tarafındaki bu hareketleri e, daha tam oturmamış olarak görüyorum. Dolayısıyla dikkatli olmanızı sizlere öneriyorum. Burada takip edeceğiniz nokta şu arkadaşlar. 44 binler üzerinde kaldıkça Bitcoin'de yön yukarıdır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. On dışında eğer 44 binin altına gelirse önce 42 binler, 43 binler, 42 binler, sonrasında da daha alt noktalardaki seviyeleri zaman gelince söyleriz. Peki arkadaşlar burada yayınımızın sonuna geliyoruz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olsanız oluruz. Herkese iyi akşamlar.